Standart'tan herkese merhaba. Bu hafta yanımızda Melisa Uzun Arslan var. Kendisini uzun süredir Teoman, Gürer Aykal, Sezen Aksu projeleriyle tanıyoruz. Bu sefer karşımıza kendi solo projesiyle çıktı. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni albüm. İlk olarak seni biz aslında Teoman'la gördük. Teoman'a daha çok duyuldu, evet. Ama aslında işi içinde daha önceden bir klasik müzik geçmişi, bir Gürer Aykal'la birlikte çalışma maziyi de var. Bundan bir başlayabilir miyiz anlatmaya? Ben 24 yıldır keman çalıyorum. 9 yaşında konservatuara başladım. Aynı zamanda hem keman hem bestecilik bölümü okudum. Çift anadal yaptım. Bu yüzden uzun bir süre kariyerim sadece klasik müzik olarak devam etti. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda 10 yıldır çalışıyorum. Burada da hala devam ediyor bu arada. Devam ediyor. Burada Gürer Aykal hocamla çalışmaya başladım. Tabii Borusan sayesinde birçok dünyaca ünlü soliste eşlik etme fırsatı buldum. Bu süreçler boyunca ben hep çok yönlü olduğum için bir yerde duramıyorum. Devamlı öğrenip kendimi geliştirmek istiyorum. Bu arada Sezen Hanım'la çalıştım. 2011 yılında galiba Sezen Aksu beni aradı, keman çalar mısın bizimle diye. Çok heyecanlı bir andı o da. Onunla keman çaldım. Daha sonra Sezen Hanım bitti. O orkestra değiştirdi. O esnada Teoman'dan bana teklif geldi. Çok da sevindim Teoman'dan teklif gelmesine. Çünkü çok istiyordum böyle bir şeyler de yapmak. Onun müziğini de çok sevdiğim için çalışmak çok keyifli geldi. Hala da öyle. Dayanamıyorum artık. Zehirli bu melankoli. Daha önce 3 tane yanılmıyorsam evet. Tekli çalışmanız aynen, oldu. Aynen. İşte onlar kliplendi de ortaya güzel klipler de çıktı işte o farklı zamanlarda. Hele hele şu durumlarda nasıl ortaya çıktı? Sadece single çıkarmak istemedim çünkü ben sürekli beste yapıyorum. Sürekli bir şey yapıyorum. Tek şarkı çıkarınca o seni sadece o kişi sanıyorlar. Şimdi çünkü bir sürü insana yayılıyor bu durum. Bu kız şarkıcı mı? Bu kız kemancı mı? Bu kız bir şarkıyla mı çıktı? Kim bu kız? Çok fazla birikimim olduğu için ben bunları bir albümde toplamak ve kendimi tanıtmak istedim aslında. Ben buyum, ben hem klasik müzik eğitimi aldım, işte müziğim bu, böyle söz yazıyorum. Albümdeki bütün şarkıların söz ve müzikleri bana ait zaten. Hatta onu da belirtelim, belirtmek isterseniz sanırım bütün yaylı enstrümanlarda... Evet, yaylılarda ben çaldım. Sizin eseriniz. Evet, evet, sağ olun. Bir de piyanoları ben çaldım. Hatta bir iki tane ufak gitar çaldım albümde birkaç parçada. Düzenlemelerim var yine albümde. Albüm prodüktörlüğünü Can Algeç yaptı zaten. Bırakın beni yalvarırım bir dakika. Albümün bütününe baktığımızda yani keman var evet. Unsur olarak. Hatta 2-3 şarkıda böyle daha sololar da var. Evet. Ama tamamen aslında vokalinizle yani yorumunuzla ön plana çıktığınız evet. Bir albüm. Evet. Bu bir tercih mi? Keman çalıyorum, beste yapıyorum, evet. Ama aynı zamanda şarkı da söylüyorum ve kendimi bu konuda geliştirdim. Ve bunu da göstermek istediğim için biraz oldu. Aslında bu albümde elimdeki her şeyi kullanmaya çalışıyorum. Yani şu ana kadar elimde olan bütün tecrübeleri ortaya koymaya çalışıyorum. Albümde bütün yeteneklerimi sergilemeye çalıştım. Özellikle çalışmayı sevdiğiniz ya da çalıştığınız isimler oluyor mu kliplerde? Çünkü artık o da çok önemli yani evet. Görünür olmak. Kolay güvenebilen biri değilim ve çok çalışkan ve disiplinli biriyim. O yüzden yıllardır da bu piyasanın içinde olduğum için aslında mesleğinde başarılı olan herkes benim yakın arkadaşım. O yüzden de tanıdığım insanlarla çalışmak çok hoşuma gidiyor. Bütün albümdeki fotoğraflarımı daha önce de, bu 4. klibimi de Mehmet Akyemez çekti. Onunla çalışmaktan çok rahat hissediyorum kendimi. Çünkü ne istediğimi ifade edebiliyorum. Tanımadığım biriyle olmak istemiyorum. Çünkü ben oyuncu olmadığım için klip biraz zor bir şey. O yüzden güvenip teslim edebileceğim biriyle olmak istiyorum. O yüzden Mehmet'le çalışıyoruz. Keşke denize düşsek birlikte, güneşe yüzsek özgürce. Sizin Metin Türkçan ve Murat İlkan'ın evet. Bir akustik projesi vardı. Orada da yer aldınız. Evet. İşte ben Unforgiven hatırlıyorum Metallica'dan. Orada işte normal elektro gitarlı olması gereken performans. Siz kemanla evet, icra ediyordunuz. Evet, evet. Bunun devamı gelir mi? Olur mu öyle bir şey? O proje tamamen zamansızlıktan benim ayrıldığım bir proje oldu. Fakat iyi ki çalıştım. Bir kere Murat İlkan muhteşem bir şarkıcı. Ondan da çok şey öğrendim. O projede olmak şu açıdan güzel, benim kemancılığıma çok şey kattı.
bütün elektro gitarla çalınan dediğiniz gibi soloların hepsini rock müziklik ben kemanla çaldım. Gitara uygun olan soloları kemanla çalmak aslında biraz teknik olarak zor bir şey. Ama rock repertuarındaki bütün kült şarkıların ben sololarını öğrendim. Ve onlarla birlikte performans yaptık, konserlerimiz oldu. Çok değerli bir projeydi. Hala devam ediyor onlar evet, zaten. Evet, onlar devam ediyor zaten. Ben hani... maalesef işte çok işim çok denk geldi. Onları şey yapmamak için gruptan ayrılmak durumunda kaldım. Akşam oldu, konser bitti eve geldim. Melis Oğan genelde ne dinlemeyi ister? Yani klasik müzik mi ister, işte rock mı ister? Hiç belli yoksa olmuyor. Hiç belli, bir pop şöyle, bir şey de mi açabilir? Yok, pop açmıyorum genelde ama bunu herhangi bir şeyden, kötülükten söylemiyorum. Ben açmıyorum. Tercihen. Klasik müzik konserinden çıktıysam, Borusan'dan çıkınca eve gidene kadar Radiohead açıyorum arabada. Öyle mi? Genelde. Teoman konserinden çıktıysam ya da böyle gürültülü bir yerden çıksam Arvo Pärt açıyorum. Klasik müzik dinliyorum. O duruma göre değişiyor. Ne tarafı daha minimalist çok... şeyler mi seviyorsunuz? Galiba evet. Biraz melankolik şeyler seviyorum. Evet. En çok kimden ilham aldığını düşünüyorsun? Yani böyle dinlerken hani yazım sürecinde değil, yani üretim sürecinde değil, dinlerken de aa ne kadar aslında dediğiniz bir isim varmıştı. Öyle bir isim yani yok. Daha önceki şarkılarda Teoman'a benzettiler ama Teoman'la çalıştığım için benzetmiş olabilirler. Belki de. Teoman'dan etkilenmiş olabilirim. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Onunla birlikte çalışıyorum uzun yıllardır. Aslında sadece şuna dikkat ettim özellikle. Teoman'a benzememeye dikkat ettim. Yani bu yorumlardan ötürü mü? Bu yorumlardan ötürü evet. Hani çünkü kendimi ortaya çıkarmak, özgün bir şey ortaya çıkarmak istiyorum. Ona benzememeye dikkat ettim. Ama bir sürü şeye benzetebilirler. Ben dinleyince neye benzetiyorum bilmiyorum. Kendime benzetiyorum. Aa güzel. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım çok keyifli oldu. Devamı da gelir. Hem derin hem yeni bestelerin. Akustik proje de belki günün birinde umarım belki devam neden eder. Belki neden olmasın. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Standarttan bu haftalık bu kadar. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.